Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Afganistan Ankara'da siyasetin gündemine tam anlamıyla oturmuş durumda. Diyeceksiniz ki nasıl oturmasın? Dünyanın gündeminde de bu var zaten. Taliban gibi son derece geri bir rejimi, insan haklarını, özellikle kadınların ve çocukların haklarını yok sayan bir rejimi daha önce de uygulamış olan Taliban örgütü Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi. Yeniden ele geçirdi diyelim. 20 yıllık Amerika'nın önderliğinde NATO ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde orada yürütülen operasyon başarısız oldu ve Taliban yönetime geri geldi. Bu dünyanın gündeminde ve dünyanın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararları da sorgulanır oldu. Hatta NATO'da sorgulanır oldu. Bunu bir kenara ayıralım. İkinci neden tabii Afganistan'daki Türk askerleri. Bu konuya şimdi değineceğiz. Üçüncü neden Afgan göçü, kaçak Afgan göçü. Bu vatandaşı çok rahatsız eden bir durum. Yani bir yandan hakikaten oradaki Taliban vahşetinden kaçan insanlar var. Kadın, çoluk, çocuk. Bir de Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmış olan milis güçleri var. Ki son zamanlarda Türkiye'ye gelen hani bu genç insanlar, kimi üniformalı vaziyette geliyor. Bunların Amerika ile işbirliği yapıp şimdi gidecek yeri olmayan insanlar olduğu söyleniyor. Ha, bu üç faktör tabii bütün siyaseti esir almış durunda, çok da doğal. Bunu da doğal karşılamak gerekiyor. Sabah saatlerindeki en önemli gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. Daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki burada bir gizli anlaşma var. Gizli anlaşma yaptınız. Tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hitaben söylüyor. Siz gizli anlaşma yaptınız. Amerikan Başkanı Joe Biden'la konuştunuz. Bu işte göç meseleleri, Afganistan'daki varlık ve şimdi de ona uymak için işte Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz. Askerlerini tehlikeye atıyorsunuz. İnsanlarını tehlikeye atıyorsunuz. Bunun üzerine tabii hükümetin dediklerinin artık muhalefette özellikle medyada da çok fazla bir yankısı olmamaya başladı. Yani bu da ilginç bir durum olarak ortaya çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu bir güvenilirlik sorununu ortaya çıkarıyor. Fakat Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği dedi ki biz pazarlık yapmadık. Afgan göçmenler konusunda herhangi bir pazarlığımız Türkiye ile olmadı. Şimdi bu bir anda durumu başka bir yöne doğru değiştirdi. Bir gün önce yine hatırlayacaksınız Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Türk askeri kesinlikle ayrılmasın Afganistan'dan diye. Meral Akşener, İyi Parti lideri de bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki ya Afganistan mı kaldı kardeşim? Afganistan mı kaldı? Çekelim oradaki askerimizi, polisimizi, oradaki Mehmetçiğin burnu kanamasın. Artık orada bir kaos var. O kaosun ne yapacağımıza karar verene kadar askerleri oradan çekelim. Tabii burada Devlet Bahçeli siyaseten bir şey söylüyor. Oradaki sahadaki durum bambaşka. O yüzden de Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı kısa bir süre önce, öğleden sonra saatlerde dedi ki orada biz Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmayız. Şimdi bu iki tarafa nereden çekseniz oraya giden bir şey. Yani birincisi merak etmeyin, onların hayatı tehlikeye girdiğinde onları getiririz demek. İkincisi buna, yani izin vermeyiz demek. İkincisi de merak etmeyin, onlar orada kalıyorsa onlara hiçbir şey olmaz, saldırı falan olmayacak garantisi demek. Şimdi nereye doğru dedik ya, nereye doğru çekerseniz oraya doğru gidecek açıklamalar. Bu nasıl bir atmosfer yaratıyor? Özellikle vatandaşın zihninde büyük bir belirsizlik. Yani Afgan, kaçak Afgan göçmenler ne olacak? Bunlar savaşçıysa buraya neye geldiler? Yani hani hoşça vakit geçirmeye mi, barınmaya mı? Ya bunlar Amerikan işbirlikçisi ise, Kılıçdaroğlu öyle diyor ya, alın götürün kardeşim Amerika'ya diyor. Yani ne yapacağız biz bunları? Değil mi? Yok mülteci ise, hakikaten canını kurtarmak için kaçtıysa onlara da insani görevimizi yapalım. Ondan sonra onların da çaresine bakalım. Bu aynı sorun tabii 10 yıldır Suriyeli göçmenler için, Suriyeli sığınmacılar için konuştuğumuz bir konu. Fakat şimdi giderek tabii konu derinleşiyor. Çünkü konunun sadece sosyal boyutları değil, ekonomik boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Ama hani biraz önce söyledim ya, bu Afganistan fiyaskosu. Amerika Birleşik Devletleri ve hani
kendimizi de katarak söyleyelim, bütün NATO üyesi ülkeler olarak, ya büyük bir fiyaskodur. Yani yıllardır yani sadece Türkiye değil bütün NATO, bütçeler harcandı, milyonlarca dolarlar, yüz milyonlarca dolarlar harcandı. Ne için? Efendim, Afgan ordusunu eğiteceğiz, Afgan polis gücünü eğiteceğiz. İşte onlar Türkiye'de de eğitildi, bir kısmı eğitiliyor hala, biliyorsunuz orada da eğitim veriliyor. Eğitileceğiz, onlar böyle bir Afgan ulusu yeniden ortaya çıkaracak. Ya 300 bin kişilik ordunun dağılması yarım saat aldı. Yarım saat aldı. Taliban güçleri Kabil'in, başkent Kabil'in şeylerinde, dış mahallelerinde görüldü. Ordu diye bir şey kalmadı. Belki bir kısmı onlara da katıldı. Ve geldiler başkanlık sarayına, güzelce oturdular. Bu konuda size ilerleyen günlerde bilgi topluyorum. Bilgi vereceğim, yani sizlerle paylaşacağım. Yani yeni Afgan yönetimi bir ortaya çıksın. Bakalım Türkiye'nin de teröristler kara listesinde kaç kişisi var? Yani bunları da sizlerle paylaşacağım. Halen araştırma devam ediyor. Ayrıca size muhtemelen yarın bu konuda perde arkası bilgiler vereceğim. Çünkü bu akşam da bir takım görüşmelerim var. Onlar olgunlaşmadan size aktarmak istemiyorum. Onları da ileteceğim. Bakalım neler oluyor gerçekten arka sokaklarda. Arka sokaklarda neler oluyor? Onların biraz daha detayını size vermeyi umut ediyorum. Ama şimdi Ankara'daki en kritik soruya geliyoruz. Taliban yönetimini tanıyacak mıyız? Şimdi devletten devlete ilişkilerde o ülkede hangi yönetim olduğuna bakmazsınız diye bir kural var. Ama örneğin Türkiye Kuzey Kore'yi tanımıyor. Kuzey Kore ile diplomatik ilişkimiz yok. Tanıdığımız halde diplomatik ilişki olmayan ülkeler var. Örnek Ermenistan. Yani Ermenistan'ı bir devlet olarak tanıyoruz ama bir diplomatik ilişkimiz yok. Şimdi Taliban'la ne olacak? Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lafları var. Taliban da bizim gibi, biz anlaşırız. Bizim Taliban'la ne ortaklığımız var? Ben bunu anlamış değilim. Siz anlıyorsanız bilmem. Yani hani Taliban'ın da şeklen Hanefi mezhebinden, Sünni ve Hanefi olması dışında ne ortaklığı var acaba Türkiye'de herhangi bir hani kendine Müslümanım diyen bir kişinin Taliban'la? Ben bunu anlamıyorum. Yani her türlü şiddet bunlar da kadını ganimet sayıyor. Fikret bile çok güzel bir yazı yazmış bugün. Tavsiye ederim, T24'te okuyabilirsiniz. Yani kadın diye bir şey yok. Kadını ganimet sayıyor. Savaş ganimeti sayıyor. Cariye yapıyor. Pazarda satıyor. Kırbaçlıyor. Taşlayarak öldürüyor. Kafa kesiyor. Sadece kadınların değil, herkesin kafasını kesiyor. Çocuk diye bir şey yok zaten. Her türlü cinsel şiddet kadına ve çocuğa karşı uygulanıyor. Ve bunlar ve dünyadaki dünyanın eroin üretiminin %90'ına hakim oluyor bu zihniyet şimdi. Yani bununla ne ortaklığımız var? Bu ayrı. Zaten bu yüzden herhalde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki bizim Taliban'la ilişki kurarsak bu tabii devletten devlete bir ilişki olacak. Bizim onların yaptıklarını onaylamamız söz konusu değil dedi. Ya iyi ki dedi, bir de öyle mi olsaydı yani? Yani bunu dediği için hani olumsuz karşılamıyorum. Yani ama bunu ta baştan Taliban'la Türkiye arasında bağlantı kurmadan Cumhurbaşkanı da söylemek lazımdı. Cumhurbaşkanının esas düzeltmesi lazım bunu. Yani Çavuşoğlu tamam şey yapıyor, biraz yumuşatıyor ortalığı. Yani ne alakamız var bizim Taliban'la, Taliban rejimiyle? Buna bir açıklık getirilmesi gerçekten gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanı'na şöyle bir şey de düşüyor. Ya artık Amerika orada yok. Afgan hükümeti yok. Kaçtı. Eşref Gani güya biz arabuluculuk yapacaktık ya hani Amerika istedi diye Afganistan'la Taliban arasında Afgan hükümeti. Adam zaten ilk saatte kaçtı. İlk uçağı buldu, uçağı kaçtı, Tacikistan'a gitti. Tacikistan'da zaten daha çok İran ve Rusya'nın etkisi altında bir ülke. Yani bunu da vurgulamamız lazım. Şimdi yeni Afgan yönetimiyle diplomatik temas tabii ki kurulabilir. Türkiye'nin orada çıkarları vardır. Bir yani Afganistan'ı tanıyoruz bir ülke olarak. Bu ayrı bir şey. Fakat ilişkilerde son derece dikkatli olmak lazım. Oradaki ticari çıkarlar diye, orada işte 5 tane müteahhit bilmem yıkılan binaları yeniden yapacak diye filan, Afganistan'ın bu insan hakları konusunda, demokratikleşmek, demokrasi konusunda olmayan, yani en kara durumdaki
sicilini dikkate almamız lazım. Onlara hele ki kefil olacak türden bir harekete asla kalkışmamak lazım. Ama gelişmeler hala çok sıcak. Dediğim gibi Ankara'nın şu anda siyasetini bu konudaki tartışmalar belirliyor. Ve dediğim gibi size bu konuda yeni bilgiler almayı ümit ediyorum. Ümit ederim yarın bunları sizlerle paylaşma imkanı da bulacağım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.